Arkadaşlar bugünkü fantezimizde 35 santim cepte 1 TL var. Bakın 1 TL 35 santim derinliği var. Tam yatay olarak koyuyorum. 35 santim mesafesi var. Toprak yüzeyine 3 tane de marka, 1 tane dandik cihaz var. Şimdi bu dandik cihaz ve 3 tane markayı 35 santim cepteki 1 TL'yi algılaması için deneyeceğim. Önce markalardan başlayalım. Simplex alalım arkadaşlar. Önce Explorer alıyorum. Explorer 2. Dünyanın en manyak cihazlarından bir tanesi. Menüler görünecek mi acaba? Faktörü reset. Cihaz açtı kendini. Şimdi buradan demiri düşüreceğim. Enteresan bir cihaz bu da arkadaş. Bir kademe açtım. Hassasiyeti yükseltiyorum. Evet, hassasiyeti yükseltiyorum. Maksimum hassasiyet. Toprağa herhangi bir ses vermiyor. Hassasiyet maksimum threshold yarıda. Küp paraya böyle ötüyor. Çılgınlar gibi ötüyor. Kamerayı hiç görmüyorum. Başlığı da görmüyorum. Sallayacağım. Arkadaşlar bakın. 35 santim cepte 1 TL para. 27 santim ortalama, bunun da başlığı var. Bakın hassasiyet sonda. Threshold yarıda. Herhangi bir demiri kesme vesaire balans etkisi yok. Tekrar sallıyorum. Keman. Keman gibi ötüyor namussuz. Şurada demirimiz var. Yani cihaz demir bulduğu zaman da özgün şekilde ayarlandı. 35 santim cepteki paradan ses yok. Kapatıyorum. Gözümüzü ayırmıyoruz. Cepten Gemax alıyorum. Gemax 2. Gemax 2. Bir dakika, bir ayar yapayım kendime. Şimdi Gemax açıyorum. Kırmızıya kadar yükselttim ayarı. Gemax'ın. Balans, ground tam ortada, kırmızıya başlangıç noktasında. Demir sesi versin diye demir sesini açıyorum. Ortada anahtarlar. Herkesin, biz kullanmayı bilmiyoruz sanki diye, arkadaşlarım verdiği şeylerle hareket ediyoruz ayarları. Küp paraya verdiği ses bu. Demire de verdiği ses bu. Biraz daha açalım mı hassasiyetini? Biraz bıngırdasın. Biraz çıtırdamaya başladı ses. Gemax budur. Şimdi 35 santim cepteki paraya sallıyorum. Ayarlar bu arkadaşlar. Bakın. 35 santim cepte parayı sallıyorum. 1 TL. Ses var da ben mi duymuyorum? Burada demir var. Demire ses var. Ama 35 santimdeki 1 TL'ye ses yok. Cihaz değiştiriyorum. Bunu kapatalım. Kapattık. Şimdi süper dandik cihazı alıyorum. Süper dandik cihaz. Aynı yerdeyiz. Cihazı açıyorum. Cihaz açıldı. Balans yapıyorum. Cihaz toprağa ses vermiyor. Küp paraya verdiği ses böyle. Biraz hassasiyetini yükseltelim. Dandik cihazın. Şöyle. Şimdi sallıyorum 35 santimde 1 TL'ye. Galiba algılıyor arkadaşlar. Şurada
Demir var. Demire de ses veriyor. 35 santimdeki paraya da her seferinde vuruyor. Bazen zayıf, bazen güçlü vuruyor. Şuraya sallıyorum. Burada herhangi bir ses yok. Ama şuraya geliyorum. Evet. Bir dandik no name. 3 tane marka. 1 TL 35 santim cepte deneme yaptık arkadaşlar. Parayı çekiyorum. Hiç çubuğun dengesini bozmuyorum. Para bakın hafif çapraz duruyor. Yani şöyle durması gerekirken şöyle durmuş. Bu şekilde bu cihazları gördünüz. Hepsini denedik. Bir tane de dandik markasız cihazımız vardı. G-Max uçar kaçar. Explorer inanılmaz. Oo, manyak bir cihaz. Diyen arkadaşlar var. İşte cep burada. Zaten sizin test yeriniz mineralsiz. O yüzden algılıyor. Falan fıstık. Diyen arkadaşlar vardı. İşte bakın birçok cihazı denedim. Çalıştırdım. Denedim. Gösterdim. Aynı noktada. Aynı anda. Test ettik. Fakat. Bakın şurada. 35 santim cepte cihazlar tık demedi. Tık. 27 santim başlıkla tık demedi. Testimiz, denememiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Güneş parlıyor. Kamerayı, ekranı, cihazın ayarlarının hiçbirisini göremedim. Umarım güzel çıkmıştır.